Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. İyi evet. Olsun. Hayat bağlılığıyla mücadele ediyoruz efendim. Evet. Herkes gibi. Evet. Şimdi yılın üçüncü enflasyon raporu açıklandı. Satır aralarına bakalım. Enflasyonu konuşmak bir hayli önemli gözüküyor yine. Sunumu nasıl buldunuz? Öncelikle bunu sorayım. Standart bir sunum hazırlanmış. Belli başlı şeylerin altı çizilmek istenmiş. Onu çok net görüyoruz. Ee, i̇çeriye gelmeden önce ilk önce hani sunumla ilgili birkaç detayı, tespitimi paylaşayım. Ee, onun dışında ee, bir metin okur gibiydik. Ee, yani orada ee, işte ekonomiyi çok daha anlatan, güven veren vesaire. Yani gaya erken bu konuda ee, isim olarak, iyi bir isim ama ee, hani sun, sunum başka bir ee, mesele. E, o konuyla ilgili birazcık ee, monoton, e, sanki biraz... Orada ders çalışılması gerekiyor. Niye? Çünkü bundan sonraki süreçte eğer güven vermek istiyorsanız sizin e, ver, aktaracağınız bilgi kadar oradaki ses tonu, duruşunuz, vurgularınız e, çok önemli. E, yani vurgusuz bir e, sunum, sunum tekniği açısından baktığımızda. İçeriğine baktığımızda daha içeriğine gelmeden önce e, benim baktığım bir mesele vardı. Nedir? TÜİK verileri sorgulanacak mı? Hı. Gördüğüm kadarıyla e, enflasyonda yıl sonu çok e, anlamlı bir şekilde yukarı yönlü revize edilmiş olmasına rağmen TÜİK verilerinin sorgulanması ile ilgili bir eğilim görmedim. Çünkü e, bu kritik bir konu, özellikle enflasyonu konuşuyorsak kritik bir konu. Hem insanların gelirini ayarlayabilmek, hem de aslında işletmelerin e, maliyetlerini hesaplayabilmesi anlamında e, TÜİK, yani kimsenin artık ikna olmadığı TÜİK verilerinin 21. yüzyılın veri çağında olduğunu düşünürseniz bir masaya yatıralım. Gerçekten ne meselesinin yanıtının verilmesi gerekiyor. Hı hı. Anladığım kadarıyla bu yapılmayacak. Peki şimdi ee, de enflasyon demişken %58 işte KJD'de görüyoruz yükseldi. %22.3'tü tahmin ama %58 2024'e bakıyorum %33 2025 enflasyon hedefi %15 olarak e, öngörülüyor. Ne oluyor? açıkçası hani şu anda e, bugün yüzde 58 desem enflasyon soru işaretiyle bakacak kişiler var. E, sokaktaki insandan bahsediyorum. E, o yüzden TÜİK atıfında bulundum. Ama Hı -hı. şu anda e, bu e, minvalde baktığımızda yani 38'lerden ki hedeflenen 22 dersek neredeyse yüzde yüzlük bir farkla yıl sonunu e, göreceğimiz anlaşılıyor. E, bu çok büyük bir sürpriz değil. Niye? Ee, hani enflasyon rakamı doğru yanlış onu ayrıca tartışırız. Ee, mevcut sistem içerisinde baktığımızda e, deprem felaketini bir kenara koyarsak geçen sene de aynı şey olmuştu. Yılın yarısında bütçeyi bitirdik ve ek bütçe adı altında aslında hani geçen sene 860 milyar, bu sene de 1.1 trilyon lira. Ki hani 500'ünü e, depremle ilgili ...çalışmalara aktardığımızı düşünelim... ...600 trilyonluk ek bütçe olmaz... Şey, milyar liralık ek bütçe olmaz... ...yeni bir bütçe yaptık... ...burada çok ciddi bir... E, ...hesap hatası... ...ya hesap hatası var ya çok büyük bir israf var... ...ikisinden biri... E, ...bununla birlikte bütün bunların... E, ...zaten bize enflasyon olarak... ...yansıyacağı çok açıktı yani... ...eğer yeniden bir para kullanıyorsanız... ...bu parayı temin etme yolunuzda... ...eğer yatırımlar yoluyla değilse... E, i̇çeride bir takım şeylere zam yapacağınız çok belliydi ve e, bunun da enflasyona neden olacağı çok açıktı. Fakat biz ekstradan bir de öyle bir seçim dönemi yaşadık ki e, büyük bir seçim ekonomisi uygulandı ve orada birikenlerin kim gelirse gelsin e, çok müthiş zamlarla birlikte insanları karşılayacağı biliniyordu. Fakat burada kritik konu şu halen yanıtını bulamadığımız konu da bu. Şimdi biz bu zamları zaten görecektik. Yani A partisi de gelse, B partisi de gelse bu zamlar kaçınılmazdı. Fakat biz ne için zam görüyoruz sorusunun yanıtını hala bulamıyoruz. Yani sizin ortaya bir program koyarsanız bir ekonomi programınız olur ve onda çıkış yolu gözükür ve insanlar bu çıkış yolu içerisinde biraz dişlerini sıkarlar. Fakat ortada öyle bir program olmadığı gibi satın alma gücünü tamamen yitirmiş eee Açlık sınırı veya açlık sınırının bir üzeri, bir tık üzerinde e, maaş gelirine sahip insanlara biraz daha sıkın dişini demek e, ne yazık ki bu ortaya konulan öngörünün sürdürülebilirliğini de e, tartışmalı hale getiriyor. Yani siz zam yaparsanız tamam fakat ne kadar karşılayabilecek bu insanlar karşılayamayacaklar. Bu bize önümüzdeki süreçte büyük bir kayıt dışı ekonomi sinyalini veriyor. Yani her ürün grubunda ve istihdamda da çok ciddi bir kayıt dışı gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu birincisi. İkincisi yine enflasyon raporundan anladığımız kadarıyla bu bir program çerçevesinde müreffeh bir ülke yaratmak yerine veya böyle bir konuyu hedeflemek yerine en kolay yol tercih edilmiş. Bütçe açığını zamlarla karşılarız. Bu arada... İç piyasayı da daraltırız. Kredi, çünkü biraz açarız isterseniz Tabii. tabi. E, kredileri kestiğiniz anda nokta buraya geliyor. İç piyasayı daraltırız. Doğal olarak istenen tüketim hacmi olmadığı için de enflasyon kendiliğinden düşer. Ya ben daha pratik bir şey söyleyeyim. Yani 84 milyonu öldürelim, hiçbir enflasyon kalmaz. Şimdi insanların tüketmemesi ve ihtiyaçlarını giderememesi. İç piyasada da firmaların satış yapamaması üzerine bir enflasyonla mücadele yapıyorsanız siz büyük duvara toslarsınız. Çünkü bu demin de söylediğim gibi sadece ve sadece kayıt dışı istihdamı ve kayıt dışı ekonomiyi besler. Ve orada vergi gelirlerinizin de çok dramatik ölçüde düştüğünü, toplumsal ve çalışma barışının da büyük ölçüde kaybedildiği sonuçları elinizde bulursunuz. E, niye krediler bu anlama geliyor? Bir kere bunu anlatayım. E, ifade etmek isterim. Türkiye'de insanlar çok borçlu. Yeşimhan. Çok. Ve ne yazık ki öyle bir noktaya geldi ki bugün e, OECD verilerine göre yüzde 45'lerde ama DISK ve diskarın daha doğrusu verilerine göre de asgari ücret bir ve bir tık üstü maaş alanlar bu ne olur bugünün evet. itibariyle 14 bin liralar civarına tek tekabül evet. eder. Civarında maaş alanlar çalışanların yüzde %65'ini oluşturuyor. Bu çok büyük bir oran. Avrupa Birliği'nde asgari ücretle çalışan oranı %4. Bunları bu mukayeseyi vereyim ki e, yani insanların geçinmeye e, geliri yetmiyor ve yıllarca sahte bir enflasyon üzerinden insanların gelirini ayarlayıp ama nispeten gerçek bir enflasyon üzerinden zamlarla muhatap ettiğiniz için insanlar bir tarafta satın alma gücünü yitirmiş, öbür tarafta ee, öyle lüks falan değil günlük ihtiyaçlarını karşılayacak finansmanı bulamıyor. Hı hı. Bu nedenle de çok uzun zamandır kredilere yöneldiler ki bu yanlıştı ama bugünün meselesi değil. Bunu orta ve uzun vadede çözebileceğiniz bir mesele bu. Ee, yanlıştı ama krediyle ya da ihtiyaç kredisiyle, kredi kartlarıyla insanlar anayasal hakları olan giyim, barınma, gıda, ulaştırma gibi ihtiyaçlarını karşılama noktasına geldi. Şimdi bunun orta vadede sistemli bir biçimde ortadan kaldırılması ve sorun halinden çıkarılması doğru. Bu konuyla ilgili ben de destekliyorum. Ama bu kadar kılı kılına yaşayan ve kredilerle dönen bir e, vatandaş topluluğunu birdenbire, ki keza aynı şey firmalar ve kobiler için de geçerlidir, birdenbire frene basarak durdurursanız son hız giden bir araçta ani fren yapıp herkesi camdan çıkartmakla sonuçlanacak bir, Teşbihe neden olursun. Peki. Şimdi ee, sıkılaştır. Buyurun tamamlayın. Ben bir soru sormak istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii lütfen. İhracat hedefi konulmuştu. Orada da muhatlar var. Şimdi deniliyor ki sadece ihracat yapana kredi vereceğiz. Peki biz bu arada ihracat yapıp ülkeye e, parasını getirenin yüzde kırkını Türk lirasına park etmesi. Hatta kredi kullanacaksa yüzde yetmişini Türk lirasına çevirmesi ve üç ay döviz almama taahhüdü vermesini ne yapacağız? Evet. İşte bu, bu çok büyük bir problem çünkü e, gelen ihracat geliri kar değil. Orada işçinin parası var, e, mal sahibinin parası var, tedarikçinin parası var. Her şeye kar gibi bakıyoruz ve ham madde alacaklar. Bütün bunları tartışmadan ortada bir programdan da bahsetmek mümkün değil. Hedeflemelerin tutma ihtimalinden de bahsetmek mümkün değil. Hı hı. Ortada bir program var mı acaba? Ben mi kaçırdım diyordum ama siz de yok. E, zaten ortada bir program yok dediniz. Ama üst üste gelen yok. E, artışlar, zamlar... Ya yani Biz şunu anlıyoruz. Ya önümüzdeki günlerde e, Çetin Bey değil mi? Yeni zamlar da gelecek. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Bunu bir kenara yazalım. E, çünkü bir, kurguyu öyle kurmuşlar. E, yani şimdi bir kamu tabii ki nereden para bulacak? Buradan bulacak. Ama e, uzun vade, orta ve uzun vade dışarıdan finansman da bulamadığı için... ancak algıyla oynuyoruz. İşte 50 milyar dolar gelir gelecek algısı var ortada. Hayır 51 milyar dolar falan gelmeyecek. 51 milyar dolar değerinde sözleşme yapıldı. Bunlar ne zaman gerçekleşecek? Hangi konularda, hangi projelerde gerçekleşecek? Orta bilmiyoruz. Uzun Ama bizim sıcak finansmana ihtiyacımız var. Hı, hı İşte o sıcak finansman nasıl sağlanacak? Şimdi şunu sormak istiyorum. İşte biraz önce dedi belirtti, bu sıkılaştırma politikaları. Merkez Bankası'nın kredi seçici sıkılaştırma dedi. Şimdi bir vatandaş olarak ilgilendiriyor hepimizi kredi kartı nakit kullanımı aylık faiz oranı %2.89 oldu. Şimdi benim e, siz de üzerine bastınız. Dediniz ki ya o kadar pahalı ki. Yani insanlar maaşlarıyla zaten geçinemiyor. E, ne oluyor? Dolayısıyla Hı. kredi kartı kullanıyoruz, değil mi? Ya benim aldığım 200 lira et olmuş 500 lira. Yani 18 liradan çıkmış benim kartım 25 yeşim olarak. E, ödemem. Ya bu benim sorunum değil ki. Benim maliyetim yükseliyor. Yani bu sıkılaştırma adımları Doğru. bir çare olacak mı? hayır olmayacak. Yani şöyle diyeyim. Herkes bir şekilde geçinmek zorunda olduğu için bankadan bulamadığını bu sefer birbirine açık hesap yazdırmaya başlayacak. Ama o açık hesap ne kadar döner onu kimse bilmiyor. Şimdi kredi kartları meselesi yani araştırmalara baktığınızda insanlar geçinmek için kullanıyorlar kredi kartlarını. Öyle eğlence merkezlerinde falan değil. Ve o şu çok Teşb yani ifademi ma mazur görsün herkes, ahlaksızca bir e, söylem. E bak bir de para yok diyorlar, bütün kafeler her yer dolu. Şimdi birincisi oradaki kredi kartı harcamasına bakmanız lazım. İkincisi toplasanız 85 milyonun içerisinde 5 milyon kişinin yaşadığı bir hayatta gösterip 80 milyonun yaşadığı yoklu yoksulluğu yok sayamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. E, mecbur insanlar buraya yönelecekler e da vermek zorunda. ama bankanın önünde de şöyle bir handikap var. Geliri giderini karşılayamıyor ki. Yarın öbür gün benden aldığı krediyi ya da Nasıl kredi kartıyla yani? yaptığı harcamayı da karşılayamayacak. O zaman işte problem büyüyor. ne yazık ki seçime de giden bir ülke olduğumuzu düşünürsek hı hı. ve bu ekip para bulsun diye getirildiğini de dikkate alırsak belli bir döneme kadar o parayı bulmaları gerekiyor. Belli bir dönem duramaz. dediğiniz ne kadar bir zamandan bahsediyorsunuz zaman dilimi? Hani net bir şey söyleyemem ama tahmin edebilirim. Kısa vadede olması gerekiyor. Sonra, a, yılbaşından sonra seçim ekonomisine döner bu hükümet. Hmm. Yılbaşına kadar hatır sayılır bir para bulunması gerekiyor. Bizim bir yılı döndürmek için ihtiyacımız olan nakit parada 250 milyar dolar. Peki bu türde böyle bir ortam mümkün mü? Hayır, hayır değil. Eleki e, yani çok daha güvenli limanlar varken, dünyada parasal sıkılaşma varken, hı hı. E, mevcut para da güvenli limanlara doğru giderken e, bunu bulamazsınız. Şöyle bir e, durum var. Enflasyon raporundan ve sunumundan anladığım kadarıyla, hikize bunu daha önce Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, e, Meme Şimşek'in açıklamalarını da katarım. Sanki 30, 30 bin dolar kişi başına geliri olan bir ülkedeymişiz gibi davranıyor herkes. Hayır, biz 6-7 bin dolarlar civarında e, dolaşan bir e, ekonomiyiz. Gerçek bu. Bakmayın 9 bin 10 binler konuşuluyor. Gerçek 6-7 bin dolar. Yani şimdi mesela Avrupalı veya Amerikalı bunu yaptı. Nasıl yapabiliyor? Birincisi e, ortalama mesela Avrupa ortalamasına baktığınızda yüksek var biraz altı var. 30-35 bin dolar kişi başına gelir var. İnsanların bu kadar borçluluk oranı olsa bile satın alma güçleri çok yüksek. Hı hı. E, bu satın alma güçleriyle bu tip geçiş dönemlerini atlatabilirsiniz ki orada bile en ufak bir e, zamma itirazlar çıkıyor. O ayrı bir tartışma konusu. Amerika'ya bakıyorsunuz orada 60-70 bin dolarlarda ortalama bir hı hı. E, milli gelir var. Kişi başına düşen gelir var. Ayrıca bu her iki kanatta ki bunu dünyanın birçok yeri için söyleyebilirim. Pandemi diye bir şey geçirdik. Trilyonlarca dolar insanlara karşılıksız para dağıttılar. Şimdi siz e, cebine trilyonlarca dolar koyduğunuz insanlara uygulayacağınız bir sistemi e, pandemi sürecinde iban verip yardım istediğiniz bir vatandaşa uygulatmaya kalkarsanız orada sigortalar atar. Anlayamadıkları bu. Bence nerede yaşadıklarını bilmiyorlar. Temel sorun bu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası konuştu. E, şöyle bir cümlesi var. Yani verim ekonomisi, israf ekonomisi. Yani vatandaş şunu merak ediyor biz yani ne yapsın tasarrufu kim nasıl yapacak? Böyle bir açıklamayla anlamaya çalışıyoruz. Siz ne anladınız? Verim ekonomisi, tasarruf ekonomisi nasıl gide gidecek? Buyurun. Aa, Sayın Cumhurbaşkanı'na yazmışlar, o da okuyor muhtemelen. Çünkü bir tarafta bu benzetmeyi yapayım. Ee, kanal şöyle bir temiz su borusu patlamış. Kamuya ait. Oradan şakır şakır su akıyor. Siz bu ortamda vatandaşa dönüp diyorsunuz ki musluğu kapa. E musluktan zaten su gelmiyor ki. E, i̇lk öncesin o patlayan boruyu tamir etmen lazım. Türkiye'de e, giderleri masaya yatırmamız gerekiyor. Bakın vatandaşın değil. Vatandaşın bu noktada yapabileceği hiçbir şey yok. Kamunun giderlerini masaya yatırması gerekiyor. E, haksız ödemeleri, yanlış projeleri... 20-25 yıl ödeme garantilerini yetmedi daha da önemlisi öncelikler sıralamasını yani şöyle diyeyim biz istihdam yaratmamız gerekirken istihdamı bırakıp yol yapıyoruz Ya sen istihdamı yarat ekonomiyi zenginleştir sonra gelen parayla yol yaparsın parayı yola yatırıp misal veriyorum yola yatırıp ondan sonra istihdam isteyen insanlara e canım herkese de iş bulmak zorunda değiliz diyorsunuz ekonomide işler tersine döndü yani sizin bir zenginlik, bir rafah yaratıp ondan sonra altyapı yatırımlarıyla birlikte bunu desteklemeniz gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde yol gidip gelinsin diye yapılmaz. Yoldan ekonomi yaratılır ve oradaki refahla birlikte insanlar o konforu kullanır. Bizde her şey tam tersine döndü. Ve ben iddia ediyorum. Türkiye eğer şu şartlar altında para bulmak istiyorsa kapı kapı borç arayarak bu parayı bulamaz. Türkiye'nin ilk önce Kamu giderlerini masaya yatırıp e, burada anlamlı ve sürdürülebilir e, öncelikleri belirleyip gereksiz harcamaları kısıp ondan sonra şeffaflaştırması gerekiyor işi. bütün harcamalarını. İnanın Türkiye'nin içinden bir Türkiye daha çıkar. Bunu çok net iddia ediyorum. Eğer biz bugün namusluca paramızı kullanırsak Türkiye'nin içinden bir Türkiye daha çıkar. Siz bu bu yeter mi sorunları açmaya hayır yetmez. Ama siz bu şeffaflığı ve bu e, tavrı ortaya koyarsanız öyle gelip sizin paranızı vurmaya çalışanlar değil. Dünyadan ciddi doğrudan ya da finansal yatırımcılar derler ki dönüp Türkiye'ye bakıp bir dakika ya Türkiye kendini toparlamaya başladı. Şeffaflaşıyor. O zaman biz de acaba paramızı oraya yatırabilir miyiz? Burada güzel projeler var mı? Demeye başlarlar. Şimdi böyle 2000'li yılların alışkanlığıyla kapı kapı e, satacak ürün cebinizde para ararsanız bulamazsınız. Ayrıca e, bu tarzda bulunacak bir para da yok dünyada. E, i̇ki tane para kaynağı var şu anda dünyada. Bir, sürdürülebilir ekonomi dediğimiz yeşil ekonomi ve yeşil teknolojilere karbonla mücadeleye yatırım yapar ve buralarda proje üretirseniz çok ciddi kaynaklar var hatta hibeler var. Kapılar sonuna kadar açık. Proje üretmeniz gerekiyor. Bir de startup ekosistemi ki Türkiye bu konuda bir cennet. İnsanları burada projeleriyle destekleyip yurt dışından para değil yatırımcı gelmesinin, ortak gelmesinin, hisseder gelmesinin yolunu açarsanız ancak para sağlarsınız. Mehmet Şimşek'in 2000'li yıllardaki performansını da biliyorum. Ee, yani özelleştirilecek ne varsa sattı, kamunun borcunu azalttı ama. 2002 yılında 6,4 milyar lira olan tüketici borcu bugün geldiğimiz yerde 2 trilyon liraya yaklaşmış, hatta aşmış vaziyette. Bir aile reisi, anne ya da baba, kendi borçsuzluğunu veya borç oranının düşüklüğünü e, ortaya koyup aile bireylerinin diğerlerinin borca batmış olmasını gözden e, çıkararak, gözde göz ardı ederek benim borcum yok diyemez. Evet, tabii. Bizde her şey birbirine girdi. Bakalım yani enflasyon yükseliyor. Daha da yükselecek. Enflasyon bir miktar yavaşladı dedi. Pahalıydı dünkü açıklamalarında. Bir faiz artışına da gittiler. Ama şunu sormak istiyorum. Sabah gazetesi yazarı Okan Deri oldu. Dedi ki, yazı kalemi aldı. Şimşek ve Merkez Bankası ekibi de yüksek faiz ve gidişatla ilgili uyarılmış... ...Sayın Şimşek ve ekibin uyarıldığını söyledi. Yani Sayın Erdoğan tarafından. Nasıl değerlendirmek gerekir? Yani Sayın Şimşek ve ekonomi yönetiminin yol haritasında. Bence bilmediğimiz işlere karışmamak da. gerekir. Öyle mi? Bilmediğimiz işlere karışmamak gerekir. Çünkü bilinmediği son 5 yılda çok ortaya çıktı. Yani e, birinin bu 5 yılın hesabını vermesi gerekiyor. Milyarlarca dolar gitti. Hı hı. Ve geldiğimiz yerde dolar e, bas, bastırılmış haliyle yanlış enflasyonla 27'lerde. Ee, TÜİK'in enflasyonuna inanıyorsanız bu seviyeler normal. Hı. Eğer TÜİK'in enflasyonuna inanıyorsanız. 58'leri konuşuyorsanız kuru siz tahmin edin. Ee, şimdi bakın ortada bir ekonomi politikası yok ama gelindiğinden beri yapılan işler doğru. Doğru bir iş yapmanız sizin doğru bir politikanız olduğunu göstermiyor. Şu ana kadar yaptıklarınızın doğru olduğunu gösteriyor. Türkiye 18'lerden doları 26'lara serbest bırakarak bir gece 50'ye kalkma riskini ortadan kaldırdı. Orada 18'de, 19'da tutsaydınız bir gece uyanırdık sabah 50'de bulurduk doları. Şimdi <laughs> o patlama riskini bir e, hani gazını aldık. Stresini aldık diyelim. E, belli bir yere kadar getirdik. Ama e, son yapılan faiz hamlesi bize şunu gösterdi ki Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı da TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçek olduğuna inanmıyor. Çünkü eğer o gerçekse 26'lar tamam artık faiz yükseltmeniz gerekiyor. Buradaki yükseltme meselesini de dile getirmek isterim. Optimizasyondan yükseltilmiş... da bahsedildi e, bugünkü toplantıda. Ne, e, neyden pardon optimizasyon meselesinden de bahsedildi. Yani bu yüksek faiz. E -ha, işte. onun aslında Türkçe tercümesi şu. Ortada yüksek bir faiz yok. Sizin ekonomik dengeleriniz kötü. Ama şu anda sadece enflasyonunuzla bile gerçek olmayan enflasyonunuzla bile mukayese etseniz Türk liranız döviz karşısında o kadar yıpranmamış. Mevduat toplamaya kalksanız şu andaki faiz oranlarıyla onu yapamazsınız. Ama hepsinin bir sırası var. Peki. Hepsinin bir sırası var. İlk önce doları belli bir yere getireceksiniz. Arkadan faizi sıfır noktasına enflasyonla aynı seviyeye getireceksiniz. Sonra da kazasız belasız para bulabilirseniz Kur korumalı mevduatı ortadan kaldıracaksınız. Aksi takdirde burada yapacağınız en ufak bir hata her şeyi tersine döndürür. Peki son şunu sormak istiyorum. Vatandaş ne yapsın? Bir öneriniz var mı? Bizi izleyenlere ve dinleyenlere Çetin Bey. E, vatandaş bu ekonomi politikasını onayladı. Başka tasarruf noktasında biraz dikkat etmesi gereken noktalar olduğu konusunda bir yorumunuz ne, Artık açlık sınırında yaşayan insanlara neyine e, dikkat edin diyeceğim. Şimdi e, bana hürmetlerini sunarlar. Yani e, gerçekten insanlar çok zor durumda ve giderlerini Hı. karşılayamıyorlar. Öbür tarafta kredileri ve kredi kartları patlamış durumda. Ben şimdi diyeceğim ki tasarruf yapın. E, Sınırlı başkanı olacak? gibi. E, diyecekler ki olmayan şeyin tasarrufu olmaz. Yani tasarruf siz insan gibi geçinecek kadar para kazanır insan gibi yaşarsınız, sadece tıkınmaktan bahsetmiyorum, bir sanatsal aktiviteden, Tabii. bir e, sokakta belki ailenizle, arkadaşınızla bir aktivite dahil her şeyi insanca yaşar. Üstüne paranız kalırsa bu tasarrufunuzdur. Bunu değerlendirecek yer ararsınız. E, şimdi böyle bir para yok. Çok teşekkür Ufacık. ediyorum. Ben çok teşekkür İlaki ederim. İleriki günlerde e, ekonomi konuşmaya devam edeceğiz. Hayat olun efendim. Kendinize iyi bakın, Umarım iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah. Var Tek temennimiz Var bu tabii ki. Sağ olun. Ekonomik Sevgili Çetin Ünsalan bizlerle birlikte oldu.